Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bugün 29 Nisan 2021 Perşembe günü. Bu akşam saat 19 itibariyle 18 günlük bir kapama. Muhtemelen arkasından 19 Mayıs'ta da bir kapama olacağı için yaklaşık 20-21 günlük bir kapamayla karşı karşıya kalacağız. Bunu birazdan konuşacağım. Esas bugünkü videomun temel konusu bu. Ama dün akşam, akşam saatlerinde FOMC olarak adlandırdığımız Amerika'da Fed'in para politikası kurulunun bir toplantısı vardı, faiz kararı. Beklentilerde ki gibi geldi. Faizlerde herhangi bir yukarı yönlü artış söz konusu değil. Acaba bu metinde ya da ikili sorularda, Powell'a sorulacak olan sorularda bir tapering, yani varlık alım programının azaltılması konusu gündeme gelecek mi merakı vardı. O da gerçekleşmedi. Ama toplantı metninde özellikle gördüğümüz şekilde Amerikan ekonomisinin güçlü seyrine devam ettiği, bundan sonra da Amerikan ekonomisinin gidişatını pandeminin ve aşılamanın belirleyebileceğinden bahseden bir konuşma, oldukça güvercin sayılabilecek olan bir konuşma, metin daha doğrusu, ve metnin içeriğinde de ortalama %2'lik bir enflasyon artışının üzerinde bir artışın olabileceği, ancak bunun çeşitli etkenlerle kalıcı olmayacağı yönündeki söylemlerdi. Aslında burada en önemli konulardan bir tanesi enflasyonun acaba Fed tarafından farkına varılıp varılmadığı, böyle bir olguyla Fed'in gerçekten ilgilenip ilgilenmediği konusuydu ki Fed bu toplantı tutanağında özellikle enflasyona ciddi bir şekilde vurgu yaparak bunun farkında olduğunu, ancak bunun kalıcı bir enflasyon olmayacağını söyledi. Diğer taraftan da tapering konusu, yani varlık alım programının azaltılacağına yönelik bir ibare olmadığı gibi, ikili sorularda da şu an için bunun hiç gündemde olmadığı konusu aslında piyasaların tam da beklediği konulardan bir tanesiydi. Olumlu anlamda beklentilerinden biriydi. Ve doların aşağıya geldiğini, Amerika 10 yıllıklarının da aşağıya geldiğini gördük, çok küçük de olsa. Buna rağmen borsada ciddi bir artış oldu. Sonra tekrardan negatife dönen, yatay seyre inmiş olan bir Amerikan borsası dizisiyle karşı karşıya kaldık. Yurt dışı cephede özellikle FOMC toplantısına ilişkin olarak tutanakta özetle bunlar vardı. Şimdi gelelim bize. Geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bu tam kapanma olarak adlandırdığımız kapanmanın nasıl bir sonuçları olacak? Bir kere buna bence iyi bir şekilde bakmak gerekiyor. Şimdi birkaç gündür çeşitli medya organlarında da bundan bahsetmeye çalışıyorum. Biz bu kapamayı niye yapıyoruz? Yani kapamanı yapmamızın sebebi ne? Bir, vaka sayıları çok yüksek seviyelere geldi. 62 binler, 64 binlere geldi. Ölüm sayılarımız 300'ün çok üzerlerinde. Dolayısıyla bizim bu hem vaka sayılarını aşağı indirmemiz gerekiyor, hem de vefat sayılarını aşağı indirmemiz gerekiyor. Bunun için kapama şart. Peki, buna herhangi bir diyeceğimiz yok. Zaten başından beri beni izleyenler, videoları takip edenler bunu görmüşlerdi. Ancak bu kapamanın etkin olabilmesi için iki tane şart gerekiyor. Bunların da açıklanmasını açıkçası bekliyorduk. Bir, aşı programı nasıl olacak? Yani biz bu 21 gün boyunca kapanacağız ama evde kaldığımız süre içerisinde ya da gerçekten sanayide, şurada burada izin verilen sektörlerde çalışanlar bir aşılamayla karşı karşıya kalacaklar mı? Ve aşılama nasıl seyredecek? Bunu merak ediyorduk. Bunun bir bilgisini dün öğrendik. Dün Sayın Sağlık Bakanı açıkladığı üzere Türkiye'de birinci doz aşılarını olmuş olan, aşı gruplarına önceliğine sahip olan kişilerden önemli bir kısmı maalesef ikinci dozları olamayacaklar ya da uzun bir müddet ertelenecek, öyle söylendi. Çünkü aşı yok. Aşının temininin uzun bir zaman alabileceği anlaşılıyor. İşte Ruslarla çalışılan bir Sputnik V aşısı gündemde. Bu aşı ne zaman üretilir ya da ilk başta bu ithal edilir mi, bunu bilemiyoruz. Ama aşılaması yapılmış olan birinci doz aşıları verilenlerin ikinci doz aşılarının verilemiyor olması bana kalırsa tamamen bir planlama hatası. Yani ne oldu da bu süre içerisinde bu insanların ikinci doz aşıları alacağı bilinmesine rağmen onlara aşı ayrılmadı? Hangi gruplar aşılandı? Öncelikli olarak işte biliyoruz ki futbolcular aşılandı, bunun haricinde bazı spor dallarındakiler aşılandı, turizm sektöründekiler aşılandı, ama bu aşılar yapılırken neden acaba birinci doz aşılarının olmuş olanlara ikinci doz aşılar temin edilmedi ya da ayrılmadı? Bu önemli bir soru işareti ve bunun haricinde diğer grupların da yakın bir zamanda, en azından Haziran ayına kadar herhalde bir aşılanması falan söz konusu değil gibi gözüküyor. O zaman bu kapanmanın çok ciddi bir şekilde anlamı kalmadı. İkincisi, kapanmayla beraber iki tane farklı şey daha gördük. Bir tanesi
yasaklar konusu ki özellikle alkollü içecekler konusunda önemli bir yasak getirildi. Gene bu kapanma süresi boyunca bunların alınamayacağı, temin edilemeyeceği söylendi. İşte bunu hukukçular yasal olmadığını söylüyorlar. Bu bir aslında bireysel hak ihlali olarak da adlandırılıyor. Bu hukukçuların daha iyi bilecekleri bir iş ama bunun koronavirüsle ya da bu süreçle uzaktan yakından alakası olmadığını bilim kurulu üyeleri nihayet sonunda onlar da artık konuşmaya başlayarak ifade ettiler. Şimdi işin bir tarafından bu vardı. Bu zaten gündemi önemli derecede meşgul etti. İşin diğer tarafında herkesin beklediği, yani madem ki biz kapanıyoruz 18 gün, 21 gün artık ne kadarsa, bu kapanacak olan sektörler zaten uzun zamandan beri dezavantajlı olan sektörler var. Kim bunlar? İşte hizmetler sektörü, lokanta, yiyecek içecek sektörü, bunların haricinde turizm sektörü, konaklama sektörü, bunların haricinde işte havacılık sektörü ya da çeşitli şekillerde buralarda çalışan insanlar, sigortalı ya da sigortasız. Acaba bunlara herhangi bir destek verilecek mi? Çünkü kapandığınızda, evde oturun dendiğinizde zaten iş yapamıyorsanız ne olacak? Kira geliri geliyor. Kira ödemesi geliyor. Diğer taraftan elektrik ödemesi geliyor, su ödemesi geliyor. Nasıl karşılanacak bunlar? Hem evde oturun deyip de hem de bunlara yönelik olarak bir destek vermeden insanlar bunları ne yapacaklar, nasıl karşılayacaklar? Buna yönelik bir çözüm bekleniyordu. Şimdi tabii bekledik, bir şey çıkmadı. Neticede aslında böyle bir kapanma olduğunda insanlara doğrudan gelir desteği verilmesi gerekiyor. Bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Biz neyi tercih ettik? İnsanlara kredi vermeyi tercih ettik. Yani pandeminin ilk başladığı dönemlerde krediler verdik. Bu krediler verdiğimiz zaman şirketlere, bireylere, zaten borçlu olan insanları, borçlu olan şirketleri daha borçlu hale getirdik. Peki bunların borcunu ödeyebilecekleri ortam ortaya çıktı mı? Yani ekonomik aktivite canlandı mı, cirolar arttı mı, satışlar arttı mı? Hayır. O zaman bu kredilerin ödemeleri geldi. Şimdi insanlar bu daha önce almış oldukları ve alın diye teşvik edildikleri kredilerin ödemeleri konusunda nasıl davranılacak? Buna yönelik bir çözüm var mı? Deniyor ki işte bütçede yer yok. Ya bütçede yer falan olmaz arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde bütçelerde yer yok. Yani Amerika'nın bütçesinde yer var mıydı? Almanya'nın bütçesinde yer var mı? Kim biliyordu pandeminin ortaya çıkabileceğini? Ama bir pandemi bütçesi oluşturulabilir ve hala yapılabilir. Bu yapılabilir demiyorum, bakın yapılabilir. Çünkü diğer ülkeler pandemiden çıkmak üzereler. Biz ne aşı temin edebiliyoruz, ne vaka sayılarını çok ciddi bir şekilde düşürebiliyoruz. Açılmayı gereksiz bir zamanda yaptık. İnsanları tekrardan hastalıkla tanıştırdık. Dolayısıyla bu bizde daha çok uzun zaman sürecek olan bir hastalık olacak. O bugünden gözüküyor. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Yani devlet diyelim ki doğrudan destek veremiyor. Dolaylı destekler var. Yani ne yapabilir? İşte bir taraftan elektrik faturalarını, su faturalarını, şirketler için SGK ödemelerini, işte kredi ödemelerini erteleyebilir. Sıfır faizli olarak bunları yapılandırabilir. Ya da hiç almayabilir. Almayın kardeşim ya, bir kere de SGK primini şirketlerden almıyorum deyin. İki ay almıyorum deyin. Çünkü işlerin açılacağının garantisi yok. Ya da diğer taraftan işte insanlara gelir desteği verilebilir. Yani bakıyorsunuz bugün belediyeler bile, işte Ankara Belediyesi, insanların ellerindeki kartlara zor geçinen ya da dar gelirli gruba kartlarına paralar yüklüyor. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti de bunları yapabilir. Diğer taraftan işte faturalar konusuna baktığımızda askıda faturalar, şunlar bunlar, bunlar yapılıyor belediyeler tarafından. Bunları daha fazla teşvik edilebilir. Belediyelerin önündeki imkanlar arttırılabilir. Dolayısıyla yapılmıyor diye bir şey söz konusu olamaz. Bütçemiz imkan dahilinde değil diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten açık veriyoruz. O açığı biraz daha fazla veririz ama insanlarımızı en azından bu dönemde gelir desteğiyle ya da doğrudan gelir desteğiyle onları teşvik edebiliriz. Ve bir grupta var ki işte insanlara doğrudan destek verirsek bu dolara gider, yok efendim altına gider. Ya nereye gidecek? İnsanlar zaten kıt kanaat geçiniyorlar. Evlerinin elektriği geliyor, suyu geliyor, işte kirasını ödemekte zorlanıyorlar. İnsanlar aylardır çalışmıyor. Gidip tüm bunlar varken, bütün aile zor durumdayken, gelir düşmüşken gidip de dolar mı alacak? Zaten o verdiğimiz kredilerle dolar alanlar zaten varlıklı kesimlerdi. Onlar varlıklarına varlık kattılar. Özellikle pandemi döneminde tüm dünyada gördüğümüz şekilde zengin olan kesim daha zengin oldu. İşte Biden diyor ki Amerika'da yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlarda %39.6 oranında vergi alacağım. Yani o üst gelir grubunu daha da vergilendireceğim. Çünkü onlar bu dönemde zaten zengin oldular. Bu gözüküyor. Dar gelirli gruba destek vermeyeceksek, onların herhangi bir şekilde zor zamanda yanında olmayacaksak bunun bir anlamı kalmıyor. Yani özetle bakarsak bizim pandemi döneminde eve kapanmamızın
olumlu olan bir husus olduğunu, doğru olan bir husus olduğunu, bunun gerektiğini söylüyoruz. Ama bunun yanında iki şeyin beraber yürümesi lazım. Bir, evde otur dediğimiz insanlara gelir desteği vermek gerekiyor. İki, evde otur dediğimiz insanları en azından hızlı bir şekilde aşılamak gerekiyor. Bunların planını yapmadan evde otur demenin hiçbir mantığı yok. Kaldı ki insanlar evde oturmuyor. İşte 2-3 gündür İstanbul sokaklarındayım ben de, görüyorum. Arabamla gidip gelmeye çalışıyorum bir yerden. Dün Avcılar'dan Kadıköy'e 2,5 saatte geldim. Neden? Çünkü insanlar İstanbul'dan göçüyorlar. Bu da ters. Çünkü neresinden bakarsanız bakın, hastalığın en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul gibi büyük bir şehirden İnsanların gittiği yerlere bu hastalığı tekrardan taşıma imkanı sağlamış oluyorsunuz. Bu kadar uzun müddet kapanacakları zaman. İnsanlar haklı. Çünkü 19 gün, 18 gün bir evin içerisinde küçücük oturmak çok mümkün olmuyor. Herkesin işte evde oturun diyenlerin söylediği gibi yalıları falan da yok. Böyle denizden geçen şeyleri, gemileri falan da seyredemiyor. O zaman ne yapacak insanlar? Mümkün olan en uygun şekilde kimisi memleketine gidiyor, kimisi köyüne gidiyor, kimisi eğer varlıklıysa tatil köylerine gidiyor. 19 gün, 18 gün orada tatil yapma derdinde. Ama netice itibariyle bunun böyle olabileceğinin de öngörülebilmesi lazımdı. Türkiye'deki en büyük şeylerden, eksikliklerden bir tanesi verdiğimiz kararın sonuçlarının ne olabileceğini öngörmeden, tamamen ya da buna ilişkin destekler ortaya koymadan tamamen bu kararları veriyor olmamız. Şimdi tabii inşallah, umut ediyorum, bu kapanma olumlu sonuçlanır ve bayram süresince de evde olacağız. Bayram sonrasında da bu kararın etkisiyle beraber umut ediyorum gene aşı temini sağlanabilir. Ruslardan mı artık nereden oluyorsa bir an evvel aşı başlar ve en azından evde oturduğumuza değer. Bugün Merkez Bankası'nın da bir toplantısı olacak. Saat 10.30 civarında konuşacak Merkez Bankası Başkanı. Özellikle enflasyona ilişkin enflasyon raporu anlamında güncelleme gelecek mi gelmeyecek mi ona bakacağız. Onu da sizlere tekrardan yorumlayacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.